Merhabalar. Bir önceki videomuzda sınıf kütüphanesi hakkında bilgi vermiştik. Bu videomuzda etkinlik düzenleme bölümünü anlatacağız. Beyaz Pano, eğitmenlerin etkinlik düzenlemeleri ve bu etkinlikleri kolayca idare edebilmelerini sağlamaktadır. Bunun için güncel aktiviteler sayfasının üstünde yer alan etkinlik düzenle tuşu, takvim sayfasında yer alan etkinlik düzenle tuşu, sınıf ana sayfasında sağ tarafta yer alan etkinlik düzenle tuşuna tıklamak yeterlidir. Sınıf ana sayfasında yer alan etkinlik düzenle tuşu ile oluşturulan etkinlikler sadece ilgili sınıf için geçerlidir. 9A sınıfı için bir etkinlik düzenleyelim. Bu bağlantılardan birini kullanıyoruz. Biz takvimden etkinlik düzenli kullanmayı tercih ediyoruz. Etkinlik düzenle butonuna tıklayalım. Ekranda açılacak pencerede etkinlik tarihi ve saati kısmına bir tarih belirleyelim. Bitiş zamanı ekle butonu tıklandığında sistem bir başka tarih ve saat alanını forma ekler. Bu alana da eğer etkinliğin bir bitiş tarihi ve saati varsa yazılabilir. Bu alanı doldurmak mecburi olmayıp bitiş zamanı olmasın tuşuna tıklanarak tekrar gizlenebilir. Bir bitiş tarihi ve saati belirliyoruz. Etkinlik adı bölümüne veli toplantısı yazıyoruz. Etkinlik tanımı bölümüne de öğrenciler de toplantıya katılabilir yazalım. Etkinlik türü bölümünde özel etkinlikler, eğitmene veya öğrenciye ait özel etkinlikler veya hatırlatmalar olup isteğe bağlı olarak başka insanlar da davet edilebilir. Bu etkinlik türü seçildiğinde ve etkinlik oluşturulduğunda sistem sadece etkinliği oluşturan eğitmene özel bir etkinlik eklemiş olur. Başka hiçbir kullanıcıya bu etkinlikle ilgili uyarı mesajı göndermez. Zorunlu etkinlik, sınıfta yer alan tüm öğrencilerin katılımının zorunlu olduğu aktivitelerdir. Eğer bu seçenek seçilirse, öğrencilere katılımla ilgili tercih hakkı verilmez ve otomatik olarak etkinliğe dahil edilirler. Serbest sınıf etkinliği seçeneği seçildiğinde ise tüm sınıf üyelerine sistem tarafından davet gönderilir ve öğrenciler aktiviteye katılıp katılmayacaklarını sistem üzerinde seçim yaparak kendileri belirlerler. Örneğimizde etkinlik türünü zorunlu sınıf etkinliği olarak belirliyoruz. Seçim yap butonunu takvim sayfasında veya güncel aktiviteler sayfasında yer alan etkinlik düzenle tuşu kullanılarak bir etkinlik oluşturmak istenildiğinde ve sınıf etkinlikleri yani zorunlu ya da serbest etkinlik seçeneği seçildiğinde aktif hale gelir. Bu tuş tıklandığında açılacak pencere üzerinden etkinliğin duyurulacağı sınıf ders seçiminin yapılması gereklidir. Birden fazla sınıf ders seçilebileceği gibi yalnızca bir sınıf ders de seçilebilir. Eğer birden fazla sınıf seçilirse, sistem bu etkinliği seçilen sınıflar için ortak bir etkinlik olarak algılar. Dolayısıyla her sınıf için ayrı bir etkinlik yaratmaz, ancak davetli sınıfların erişebileceği tek bir ortak etkinlik oluşturur ve bu sınıf üyelerini davet eder. Tekrar hatırlatmak isteriz ki, herhangi bir sınıf ana sayfasında yer alan etkinlik düzenle tuşu tıkladığımızda açılacak etkinlik oluşturma penceresinde seçim yap tuşu yer almayacaktır. Sınıf sayfalarında sadece ilgili sınıf için etkinlik oluşturulabilir. Buradan 9A sınıfını seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Etkinlik panosu kutusu işaretlendiğinde sistem etkinlik sayfasında bilgi ve yorum paylaşımına izin veren bir panoyu etkin hale getirir. Etkinlik panosu seçeneğini aktif hale getirelim. Yükle, dosyalar, URL ekle ile etkinliklerle ilgili olan destekleyici bazı dosyaları bu bağlantıları tıklayarak etkinliğe ekleyebilirsiniz. Oluşturduğumuz etkinlikte herhangi bir doküman paylaşımı yapmıyoruz. Gönder butonuna tıklayarak etkinliğimizi oluşturalım. Eğitmenin tercihleri doğrultusunda etkinliğe ait sayfada yer alan Öğrenci davet et butonuna tıklayarak arkadaşlar veya öğrenciler arasından seçilecek başka misafirler de etkinliğe davet edilebilir. Şimdi bir eğitmeni etkinliğe davet edelim.
Bunun için sol taraftaki öğrenci davet et seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede davet edeceğimiz kişinin e-posta adresini yazıyoruz ve davet et diyoruz. Şimdi davet ettiğimiz eğitmenin sayfasına geçelim. Sayfayı yeniliyoruz. Eğitmene bir istek geliyor. İsteği açtığımızda Merve Seven adlı eğitmenin 9A sınıfına davet ettiğini söylüyor. Kabul veya reddet diye butonlarımız var. Eğer kabul ediyorsa kabul et butonuna tıklıyor. Biz kabul edelim. Şimdi eğitmen sayfasına geri dönüyoruz. Sayfayı yeniliyoruz. Etkinliğin sağ tarafında etkinliğe katılan kişilerin bir listesi yer almakta ve etkinliğe katılan kişi sayısı yer almakta. Listede 9A sınıfına kayıtlı öğrencilerin isimleri var. Ahsen Vural isimli eğitmen bu sınıfa kayıtlı değilken biz davet ettiğimiz için misafir öğrenci olarak ismi bu listede yer almakta. Şimdi üyeler sayfasına giderek öğrenciler misafirler bölümüne tıklıyoruz. Davet ettiğimiz eğitmenin ismini bu listede görüyoruz. Eğer eğitmeni bu etkinlikten çıkarmak istersek ismin yanında yer alan çark ikonuna tıklayarak dersten çıkar diyerek onu çıkarmış oluruz. Şimdi etkinlik sayfamıza geri dönelim. Etkinliğin ayarları her bir etkinlik sayfasında yukarıda sağda yer alan çark tuşu vasıtasıyla değiştirilebilir veya etkinlik tamamıyla silinebilir. Oluşturduğunuz veya katılacağınız tüm etkinlikleri takvim altında takip edebilirsiniz. Takvim bölümüne geçelim. Takviminizde yer alan etkinliklerin üzerine tıklayarak ilgili etkinlik sayfasına gidilebilir. Etkinlik ve katılımcılarla ilgili bilgi alabilir veya etkinlik panosunda görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Etkinliğimizi tıklayalım şimdi takvimde. Etkinliğimizin altında etkinlik panosu bölümü var. Buraya yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Şimdi ana sayfaya geri dönelim. Oluşturduğunuz veya katılacağınız tüm etkinlikleri ayrıca ana sayfanızda sağ tarafta yer alan yakında altında takip edebilirsiniz. Yakında başlığı altında sadece ilgili sınıfa özgü olan etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz. Bu videomuzda etkinlik düzenli hakkında bilgi verdik. Hoşça kalın.